الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Yaratgan Rabbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Allohi tabarak va taolo sizga bizga ajrlar, savoblar nasib etsin, inom etsin. Gunohlarimizni kechirsin. Muhtaram azizlar, bu mavizalarga, xutbalarga e'tibor berib tursangiz, Rabbimizni yaratgan, Rabbimizni xoliqimizni yaratuvchi ekanligi U bizni yaratgan ekanligi, u bizni tarbiyat qilib turishligini eslatiladi va buni eslash kerak. Masalan, A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qul a'udhu bi rabbil nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ayting, ey Allohning rasuli, a'udhu bi robbin nas. Shundoq deb ayting, mu'minlar shundoq deb aytsin. Insoniyatning Robbisiga sig'inaman, undan yordam so'rayman. E'tibor bering. Insoniyatning Robbisiga sig'inaman. Muhtaramlar, Robbimizni Rob sifati eng buyuk va hamma his etadigan ulkan sifatiki Allohimni Rob sifati va boshqa sifatlaridan hech kim uzoqda emas, hamma Robbimizni tarbiyatini ostida. Ma'nosi bitta misol keltiramiz. Mana odamning miyasida, bosh miyasida bir tomchidek azob bor ekan. Bir tomchidek bir narsa bor. Bosh miyaga ulangan narsa. Bu odamni muvozanatini saqlab turuvchi omil ekan. Ani boksda nokdaun qiladi-ku. Ani o'sha siljib ketsa odam muvozanatini yo'qotib qo'yar ekan, oldiga, orqaga, o'ngga yoki chapga ag'darilib tushar ekan. Ey birodarlar, Robbimiz bizni agar tarbiyat qilib turmasa yuralmaymiz. Qandoq eslamay bo'ladi? Qanday insonga eslatmay bo'ladi buni? Ming afsus. Robbimizni Rob ekanligi insoniyatni esidan chiqdimi? Endi g'alati-g'alati gaplar eshityapmiz. Endigi gaplar shunaqa bo'lyaptiki, insonni munkirligi, insoniyatni jaholati shu darajaga chiqdiki, g'arb mamlakatlarida ona suti deydigan iboraga e'tiroz paydo bo'pti. Nima uchun desa, onani suti desangiz, haligi jinsini o'zgartirgan odamlarga bu gap tegib ketadi. Nima deyiladi unda desa, odamni suti, odammi? Robni unutish shunga olib boradi. Robbimiz erkak qildi, Robbimiz ayol etdi, Robbimiz qaritdi, Robbimiz o'stirdi. Nima qilgan bo'lsa Robbimiz qildi. Shuning uchun eslatiladi Rob. Ketida aytadi: "Malikin nas. Insoniyatning podshohiga sig'inaman." Birodarlar, Qur'oni Karimni mana shu nuqtasida insoniyatning buyuk qalqoni insoniyatning ulkan qo'rg'oni nima ekanligi uqtirilish bilan bir qatorda Robbimizning ulkan sifati, Robbimizni mutlaq molik ekanligi, Robbimizni ma'bud ekanligi uqtiriladi. Ey Allohim, Rob ekanligingni qalbimizga sog'in. Allohim, molik ekanligingni esimizdan chiqarmagin. Allohim, ilohimizsan, sendan o'zga iloh yo'qdir. O'zingga to'at ibodatni, o'zingga zikr qilishni barchamizga nasib aylagin. Gunohlarimizni yomonligidan panoh so'raymiz, Allohim.
günahlarımızı keçirgin, günahlarımızı yomalli giden, özümüz kılgen günahlarını özümüzge yomalli yetişiden, özün esregin. Hazıl geplerini gepir var yapmış mı? Braderler, bu geplerge çukur urgu verip olmaydı. Sebabı bu cuma mevizesidir. Bunda otaballar ötüredi, bitti cahide. Akavukeler, kudeler ötürler. Şunun için o mavzularga ötelmeyimiz. Biz eğitmekçimiz ki, o küllerini körmeylik, Rabbimizi unutken küllerini, Rabbimizi malik ekelligini unutuluşunu hiç kimge Allah korsetmesin. Ey Allah'ım, gevheri imanımızını hem rakkigin, saniyen Hazreti Peygamberimiz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge, durudu salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azizler, bugünkü kündeki mavzu nihayette hazırki künde dalzarp mavzulardan eylengen, mavzularga eylengen mezhepler Kur'an ve sünnet mahsuludur deyip namlanadı. Bu ümmeti İslam'da şu nerse bareken de, bu hadislerde kepkagen eken de bu nerseler. Braderler, İslam ümmetinin ortasında ihtilaf var. İhtilaf degeni harxillik degeni. İhtilaf degeni harxillik degeni. Fikirlerini türlik bo'lishini atını ihtilaf deydi. İhtilafı ümmeti rahmeti deyiptiler. Hazreti Peygamberimiz hadislerde. Ümmetimnin ihtilafı bu Allah'ın rahmetidir. Ya ki bu rahmetimdir. Yani harxillikten musabaka yüzege keledi. Harxillikten karşılık yüzege keledi. Üçüncüsü harxillikten doğru adalet, harxillikten ilimge intilinedi. Bir xil bosa çi? Bir xil bosa kızı qomasdı onu. Hazı eşitemiz onu. Nima haqida asosan gap ketishini. Muhterem azizler, bugünkü mavize maruza mavzusu hazırda darzat bo'lgan ayrim toifalar yanglish iddiaları tüpeylik musulmanlar arasında ihtiloflarga sabab bo'layotgan mazhablar haqida bo'ladi. O'zi shundoq ham har xillik bor ekan. Har xillik bizni ilmga, musobaqaga, muvozanatga olib kelar ekan. Lekin bu har xillik degani fitna degani emas. Fitna bu boshqa narsa. Fitna degani sinov degani. Fitnaning haqqoniy ma'nosi tillodan boshqa metallarni ajratib olish uchun qizdirishni otini fitna der ekan. İstilohdagi ma'nosi, qo'llanishdagi ma'nosi. Alloh taboraka va taolo insoniyatga xoli hayotda bergan sinoati. Qaysi biri mu'min, qaysi biri kofir? Qaysi biri munofiq? Qaysi biri sodiq? Shu ajratish uchun qilinadigan Alloh taboraka va taoloning tadbirini otini fitna der ekan. E'tibor bering. Allohning tadbirini otini fitna der ekan. Kitoblardan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفتنة أشد من القتل فتنة قلماغلوق قتل اتماغدن أغر راقدر يمان راقدر شدتلك راقدر دهن آيات بار يه داملو غزيت يبترو دينيزو بو فتنة امتخان اكن اللهني امتخان اكن نگه اونده فتنة اونده يمان ليبتو بيتت قرآن ده Braderler, o şey imtihanını, bendesi, otkazışını, atını fitne deydi. Bende öpkeyini bas. Bende havluk mu? Hali sel ötmezsen sınaatler kobam kobam keledi. O sınaatlerini başlama kitablarda. Fitne, uhulab yatken ilan kebidir. Onu uygatkenge Allah'ın laneti basın diye gene keller. Şimdi ağam, özü mavzular ko'p, shundaqam muammolar ko'p. Shu muammolar, shu mavzular, shu mu'min musulmon aholini o'rtasida birodarlar har xil gap so'zlarga, tortishuvlarga sabab bo'lishi haqida gap ketyapti. Ey birodar, be mazhablik fikrini olg'a surmasang ham, o'zi shundaqam muammo ko'p.
bunu kotarma bunu. Bemazhablikni o'ylama, da'vo qilma. Sababini eshiting. Ma'lumki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayotlik paytlarida shariatga bog'liq barcha masalalarning yechimini u zotni o'zlari bayon etar edilar. Mazhabqatdan kelib chiqdi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarda hamma masala payg'ambarimizga havola etilar edi. Hazreti payg'ambarimiz uni yechimini berar edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin odamlar bilmagan narsalarni asosan sahobalardan so'rar edilar. Payg'ambarimiz oramizda yo'qlar, oralarda yo'q, kimdan so'raladi? Sahobiylardan so'raladi. Gohida odamlar bilmagan narsani asosan sahobalardan so'rar edilar. Gohida uchrab turadigan qiyin masalalarni yechish uchun esa eng bilimdon sahobalar uchrab turadigan qiyin masalalarni yechish uchun esa eng bilimdon sahobalar yig'ilib maslahat qilishar va fatvo berishar edi. Sahobalar yig'ilishib maslahat qilishar edi, fatvo berishar edi. Ana shu o'zimizni taqvim bormi? Taqvim bo'yicha hijriy 1442 yilmi? Mana shu 1442 yil taqvim har kuni namozda kuzatayotgan kalendarimizni Hazreti Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu zamonlarida sahobalarning ijmosi, sahobalarning maslahati, mashvarati bilan qilingan birodarlar kalendar. Hamma bilgan misol uchun aytyapmiz uni. Ya'ni Rasulullohni o'zlaridan so'rashar edi. Rasululloh vafot qilganlardan keyin sahobalardan so'rashar edi. Sahobalar ham bilmay qolsa-chi, unda dinni mustahkam biladigan sahobalar to'planishib maslahat qilishar edi. Ketini eshitamiz. Keyinchalik sahobalar yashash uchun turli yurtlarga ko'chib ketdilar. Hazrat sahobalar aytadilar. Payg'ambarimiz olamdan o'tgan kuni Madinani qorong'ilik bosdi. Shunchalar qorong'ilik bosdiki, bir-birimizni ko'rmaydigan, tanimaydigan darajaga yetdi. Payg'ambarimiz kunduz kuni olamdan o'tganlar. Shunaqa hodisa bo'lgan ekanki, shunaqa bir qorayib, shunaqa bir musibat, shunaqa bir hamma yoq shunaqa bo'lib ketgan ekanki, sahobalar bir-birini tanimay qolgan ekan. Tasavvur qiling. Ketini eshiting. Rasululloh vafotlaridan keyin hayot o'zgardi, zamon o'zgardi. Odamlar endi avvalgidek ixloslari bilan, avvalgidek jiddiy jahdlari bilan yondashmaydigan bo'ldilar. Dunyoga aldana boshladilar. Shunaqa holatlar qarang, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tdilar-u, darrov o'zgarish yuz beryapti. Mana shunga chidanmagan ba'zi sahobalar ko'chib ketishgan ekan. Ke, yangi yurtlarga borib dinimizni aytaman. Yangi yurtlarga borib islomni yoyaman deb har xil yurtlarga ko'chib ketishgan ekan. O'sha davrning markaziy shaharlariga ko'chib ketishgan. Madinada Abdulloh ibn Umar, Kufa shahrida Abdulloh ibn Mas'ud, Makkada Abdulloh ibn Abbos, Misrda Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu. Mana shularga kelib odamlar savol so'raydigan, bu aytilayotgan odamlar juda katta odamlar. Buyuk odamlar. Aynan mana shu davrlarda sahobalar mazhablari shakllanishini kuzatish mumkin. Ko'rib turibsizki, payg'ambarimizni vafotlardan keyingina, vafotlari bo'lishi bilangina mazhab ko'rinyapti, mazhab yuzaga kelib qolyapti. Bu tabiiy narsa bu. Ketida. Shundan keyin bu zotlarni shogirdlari ularning ishlarini davom ettirishdi. Fatvolarini asosiy qismida o'z imomlariga ergashdilar va ularning mazhablarini qo'llab-quvvatladilar. Zamonalar o'tishi bilan 20 ga yaqin mazhablar ichidan faqat buyuk 4 tasi qoldi. Payg'ambarimizni minglab sahobalar ko'rishgan edi.
minglagan sahobalarni yana minglagan tabiinlar ko'rishgan edi. Tasavvur qiling, nechta mazhab bo'lishi mumkin. Hamma payg'ambarimizni ko'rgan. Deyarli hammaning o'zining mazhabi bor, demak. Hamma ko'rgan-ku payg'ambarimizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana unaqa namoz o'qiganlar deb bittalari ko'rganlar, ikkinchilari Hazrat payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam faqat takbir tahrimada yelkalarigacha ko'tardilar degan rivoyatni olganlar. Mana shu mazhab bo'ladi. Mazhabga ergashish Qur'on va sunnatni qo'yib shaxsga ergashish emas. Mazhabga ergashgan odam shaxsga ergashib qolmaydi. Mazhabni o'zi ilmdir, birodarlar. Imomi Azam Nu'man ibn Sabit Kufi Sufi rahmatullahi alayhi, Imomi Shofi'i rahmatullahi alayhi, Imomi Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, Imomi Malik rahmatullahi alayhi. Bular to'rtta u mujtahid. Mujtahid. Bular shunaqa ulug' odamlar bo'lgan ekanki, birinchidan bular chuqur xudojo'y odamlar, o'ta taqvodor odamlar. İkincidən bular çukur ilim sahibləri. Allah təbarək və taala onlara ilim bergan. Üçüncüdən oşa ilimni farosat bilan yo'lga qo'ya olganlar, tarqata olganlar, qaldıra olganlar, yozğa olganlar, tashkil qila olganlar farosat bilan. Yo'qlar, nima bizni farosatlarga chechay chiqqanmi? Nima uchun ularni farosati bunaqa kuchli? Sababini eshiting. Nega mujtahidlar bunaqa ulkan aqlga ega, nima uchun? Javobni eshiting. Nu'man ibn Sabit Kufi Sufi rahmatullah alayhi, Imomi Azam rahmatullah alayhi Kufa shahrida Dajla daryosini bo'yida yashar ekanlar. Dajla. Bu daryo hozir ham bor. Bir kuni yosh bolakay paytlarida bir o'g'ri bozordan non o'g'irlab chiqibdi. Non o'g'irlab chiqib Dajla daryosini bo'yida haligi nonni iste'mol qildi. Iste'mol qilib uvoqlarini o'g'irlab chiqqan nonni uvoqlarini haligi supra dasturxonni uvoqlari tushgan dasturxonni daryoga sepibdi. O'g'ri. Osha Imomi Azam rahmatullohi alayhi 25 yil baliq yemagan ekanlar. Bu o'g'illagan noni daryoga tushdi. Daryodan bir baliq yegan bo'lsa, u baliq meni qornimga tushishi mumkin. Daryo balig'i qancha yashaydi? 25 yil yashar ekan daryo balig'i. 25 yil baliq yemagan ekanlar. Mana bular kim? Qanaqa taqqoslaysiz buni? Kimga o'xshatasiz uni? Mazhabga ergashish Qur'on va sunnatni qo'yib shaxsga ergashish emas. Qaytadan aytamiz. U shaxsga ergashish emas bu. Balki aynan Qur'on va sunnatga ergashish sanaladi. Bunaqa taqvodor odamlar Qur'ondan yoki sunnatdan bir qadam ham yoki bir lahzaga ham chiqmagan bular. Alloh taboraka va taolo oyatida shundoq marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Fas'alu ahladh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasangiz zikr ahlidan, ilm ahlidan so'rang. Ey mu'minlar, bilmasangiz, anglasam anglamasangiz, tushunmasangiz, yetib bormayotgan bo'lsa, ilm ahlidan so'rang, zikr ahlidan so'rang. Kimdan so'radi? Kimdan so'raydi? Mazhab ulamosidan so'raydi. Yana oyatida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Eğer onu peygamberge ya ki özlerden bolgen iş egelerge yetkezseler onu bilip alışını istavçiler oşelerden sonra bilev yerer ediler. Bette ayetli yaptı ki peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soraydılar. Peygamberimiz alemden ötüp yetkenlerden ki gün ulil emri minhum. İş egelerden degenini ulemalar, ahli ilimler, müçtehidler. Yani peygamberimizden kegin müçtehidke müracaat etilişi eytiliyepti. Yestembitunehu. O sizge istembat kılıp beredi. İstembat. İstembat degeni Kur'an'dan, hadisten, icma. Kur'an'dan, hadisten, icma ve kıyas'tan hüküm çıkarışına adını istinbat deydi. Hüküm çıkarış. Braderler, Kur'an'dan, hadisten hüküm alış için cüdeyem katta ilimge, cüdeyem katta bazage ege buluş gerek. Şartlar ne ayeti otamız? Kur'an-ı Kerim'ni, berçesini, nesh, mensuhları bilen yat bilişi. Kur'an-ı Kerim'ni yattan bilişi. Nesh mensuhları bilen. İkincisi, hadisi şerifini, bazı ulema sihahı sitte degen, altıda hadis toplamını degen, bazı ulema dokuzda hadis toplamını degen, dokuzda hadis toplamının puhta bilişi. Üçüncüden, akaid ilimlerini puhta yadlagan bolişi, yani metinlerini. Törtüncüden, hamma patava kitablarını, hamma mezhep egelerini, fikirlerini sinçkilep organgen bolişi. Beşinciden, o adam vayege yetken adam bolişi. Altıncıdan, erkek kişi bolişi. Yettinciden, adaletlik bolişi. Sekizinciden, cin acinelerge, sihir cadularge erleşmegen bolişliği. Dokuzinciden, ötken devrede umrını mabeynide yalgan guvahlik birmegenliği. Onunciden, hatınıge hatta nacaiz talak etmegenliği. Bu ne kadar sıfatlarını katten toparsız bunu? Birincisi, ikincisini özde yıkılıp kalı yaptı ki. 10'ta şartı var, 10'tadan kop şart sanalgen. Braderler, mezhep egeleri, tört davularda meneşi şartları topulgen. Meminçe böyle, bizge gelip, aklı örgüt yaptı. Ben mezhepke yürmeyim ben. Hadi kana bilesen onu da, mezhepke kana yürmesen. Ben hadis bilen ayetini özüge amel kılamam. Brother, meni unga aqlim yetmaydi. Seni aqling yetishiga hayronman. O'zi 20 yashar bo'lsang, men 50 ga kirayotgan, shu bilan shug'ullanayotgan bir odam bo'lsam, meni aqlim yetmasligini tan olyapman. Qandoq aytasan uni? Brother, tiling bilan qanaqa ifoda qilasan u so'zni? Yolg'on-ku. O'zini yolg'oni o'zini xijolat etadi. Shu yigitning otasi o'lib qoldi. Alloh rahmat qilsin, mana shu pandemiya davrida olamdan o'tib qoldi. O'zidan ruxsat so'rab oldik bu gapni gapirish uchun. Otasi o'lgan u oq mayka, oq do'ppi kiyibdi. Ey bola, de ta'ziyani ifoda qilmaysanmi? It ko'mdingmi? Otayni ko'mdingmi? Taziyayni ko'rsatmaysan. Ey, u Qur'onda yo'q ekan, hadisda yo'q ekan, sunnatda yo'q ekan. Shunaqami? Indamay ketildi. O'rtadan 2 oy o'tildi, o'tdi. Uylanadigan bo'ldi u yigit, nikohga kelyapti. Kasim shu galstuk kiyibdi. Ha, uka. Bu Qur'onda, sunnatda yo'q shekilli bu ham. Endi uylanyapman. Yo'q. Gapni to'g'irlab ol, birodar. E'tiqodni to'g'irlab ol, birodar. Odamni nafsi, odamni o'zini hatto harakati, o'zini niyati, o'zini to'g'ri yo'lga sola olmaydi. Ilmga ergashish kerak.
İlim degani bu, mazhab degani bu. Ushbu oyati karimada Alloh taborak va taolo bandalariga o'zlari bilmagan masalalarni javobini zikr ahlidan hisoblangan ulamolardan so'rashga buyurmoqda. Musulmonlar ushbu ilohiy farmonga bo'ysunib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning zamonlardan beri muayyan bir mazhabga taqlid qilib kelishmoqda. Mana nima uchun mazhabga ergashadi ummat? Zikr ahlidan so'rang degani uchun, ilm ahlidan so'rang degani uchun mazhabga ergashamiz birodarlar. Yo'q, boshqa yo'limiz yo'q. Shu to'rttala mazhabni o'zi ruvotlar, roviylar o'zi hadislarni shu zotlar rivoyat qilgan. E'tiqodni mana shu odamlar rivoyat qilgan. Tarjimani, tafsirni, ta'vilni, istinbotni shular qilgan. Qiyosni mana shular qilgan. Aqlni shular ishlatgan. Taqvo hali aytilgandek. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi alamdan utkellerde tepelerde yüyetken gassala etken eken. Ya İmam-ı Azam. İmam-ı Azam. Siz ozizden kekin keledigen ulemanı üyeltirip gittiniz. 40 yıldan aşıp kureginiz yerge tekmegen. 40 yıllardan aşken tünde uklemegen siz. Sizni taqvoyingiz, zuhdingizga butun olam tan bergan. O'zingizdan keyin keladigan ulamoni uyaltirib ketdingiz degan ekan. Imomi Azamdek, Imomi Shofi'iydek, Imomi Ahmad bin Hanbaldek, Imomi Molikdek zotlarga ergashmasak, birodarlar jiddiy xato bu. O'ta jiddiy xato. Kelishib bo'lmaydigan xato. Aytmoqchimizki, birodarlar, mazhabga ergashgan inson ilmga ergashgan hisoblanadi. Mazhabga ergashgan inson taqvo yo'liga, zuhd yo'liga, xolislik yo'liga ergashgan hisoblanadi. Keti. Aslida bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bashoratlari voqelikdagi ko'rinishi edi. Mazhablar turlik tuman bo'lishi, turlik ixtiloflar, turlik farqlar bo'lishi bu payg'ambarimizning hadislarida kelgan edi. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalaf uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Rawahu Imam al-Bayhaqi. Bu ilmni Alloh taboraka va taolo har bir avlodlardan ishonchlikroq bo'lgan kishilarga tashlaydi. Ishonchlikroq bo'lgan kishilarga tashlaydi. Sharhida aytibdiki, ulamo ummati umanouhum debdilar. Meni olim ulamolarim ummatimning ishonchlikroqlaridir. Meni olim ulamolarim ummatlarimning ichidagi ishonchlikroqlaridir. Ya'ni mana shu ko'zingiz kuzatib turgan ulamo, siz ko'rayotgan ulamo shu davrga nisbatan ishonchlikroq hisoblanar ekan. Hadisda shu narsa aytilyapti. Allohi taboraka va taolo har bir avlodlardan ishonchli kishilarga tashlaydi bu ilmni. Ketida ular ilmni johillarni botil talqinlari, ular nima qiladi? U shunaqa ishonchli odamlar. Birinchi qiladigan ishi, ular ilmni johillarning botil talqinlari. Ikkinchisi, yo'ldan ozganlarning yolg'on da'volari va g'uluvga ketganlarning xatolaridan saqlaydi. Shu uchta narsadan olim saqlaydi xalqni. Olimni qiladigan ishi shu. Jahilni javobini beradi, ilm o'rgatadi. Haligi aljirayotganni yo'lga soladi. Hammamizni yo'limizni ko'rsatib qo'yadi. Olimning ishi shudur. Qanaqa u tugunni olib, pulni olib qochaversa nima bo'ladi u? Aytmaydimi xalqqa? Keraylik, eng zarur narsalarni yetkazib bormaydimi? Birodarlar, ergashmaymizmi ulamoga, mazhabga? Fiqhiy mazhablar hozirgiga qadar musulmonlar birdamligini saqlashda asosiy omil bo'lib kelmoqda.
Biz okuyan eserlerden 17'de bugün eken. Mezhep. 17'de, 11'de, 7'de, ahırı 4'te de toktagen eken. Oşenden bir an şunu fikhi mezhepler. Fikh digeni şeriatını, çünüşünü adını fikh deydi. Fikhi mezhepler, fikhi mezhepler. Braderler, hozirgi kundagi musulmonlarning birdamligiga asosan xizmat qiladigan narsa, agar 4 tadan ko'p bo'lsa-chi, 10 ta bo'lsa-chi, 20 ta bo'lsa-chi, qandoq qilamiz? 4 ta, 4 ta. Endi bularning munosabatini eshiting. Xo'p. Bizning diyorlar mana shu o'lkalar Hanafi mazhabidadurlar. Ya'ni Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablardamiz. Alhamdulillah. Xo'p. Shofi'iy mazhabiga qanaqa qaraymiz? Malikiyga yoki Hanbaliyga? Qolgan uchala mazhabni nima deb o'ylaymiz? Nima deb hisoblaymiz? Qanaqa munosabat qilamiz? Ulamo aytadi. Fiqhi mazhablar o'rtasida aytilar ekan, e'tiqodimiz shu bo'lar ekan, tushunchamiz shu bo'lar ekan. Bularning yo'llari shoyat biznikidan to'g'riroq bo'lsa kerak deb o'ylar ekanmiz. Teskarisi bo'lsa-chi? Bularning yo'lidan meni yo'lim to'g'ri desa-chi? Uni otini mazhab demas ekan. Uni otini mutaassib der ekan. Mazhabni mazhabligi mazhablar o'rtasidagi hurmatdadir. U ham kiradi mazhabga. Demak, bu mazhabga ergashganlar bir-birini hurmatlagan, bir-birini e'zozlagan ekan. Ana ummatni yaxlitligiga xizmat qiladigan omil. Muhaddis olimlardan biri Abdulhaq Dehlavi rahmahulloh to'rt mujtahid imomlar yo'li haqida shunday deganlar. Abdulloh Dehlavi juda ulug' olim, katta mujtahidlar qatoriga yetib qolgan odam. Islom dinining to'rtta yo'li, mazhabi bor. Kim shu yo'llardan boshqasini tutsa, batahqiq adashibdi. Adashgani u. To'rtta yo'ldan boshqasini tutsa yoki e'tiroz bo'lsa, u adashgani. Hozirgi kunga kelib buyuk mujtahid olimlarni qo'yib o'zlariga ergashishga da'vat qiladigan qo'shtirnoq ichidagi mujtahidlar ko'p uchramoqda. Qo'shtirnoq ichidagi mujtahidlar valohularni ham bilmaydi, hech narsani bilmaydi. To'r qarish tili bor buni, shu. Boshqa gap yo'q. Har ora-chora bir narsa gaplarini tushunib qolaman, qolgan gaplarini quloqimga ham kirmaydi, yo tovba. Xuddi boshqa tilda gapirayotganga o'xshaymiz. Birodarlar, chunki maqsad boshqacha. Yondashuv boshqacha. Uni hech kim tushunmaydi uni. O'zini o'zi tushunmaydi u. Nima demoqchisiz, jon do'stim? Maqsadingiz nima? Maqsadingiz Robbimizga ibodat qilishmi? Rasulullohning yo'llaridan yurishmi? Ha, albatta. Unda ilm yo'ldan yuring. Mazhab yo'ldan yuring, birodar. Hayron qolasiz. Nima demoqchi, nima qilmoqchi, nimani o'ylayapti, nima yoqmayapti, nima topolmadi. Ular Qur'oni Karim va hadisi shariflarni o'zlarining nafsu havolari bilan izohlab, o'sha qo'shtirnoq ichidagi mujtahidlar. Salafi solihlarimiz yo'lidan og'ishmoqdalar. O'sha aqliga ishonib, o'zini saviyasiga qoil qolib, Qur'on bilan hadisdan to'g'ridan to'g'ri ma'no olvaryapti. To'g'ridan to'g'ri hukm etyapti. Adashtiradi, o'zi ham adashadi, qolganni ham adashtiradi. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu ning rivoyat qilishlarcha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat etganlar. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
Allah tebarek ve teala bendelerden ilimini tartıp alış bilen kütermeydi. Yani Allah tebarek ve teala halayıkını içinden ilimini suğuru vermeydi. Yani belki ilimini alimlerini alış bilen kütereydi. İlim kanakı kütereyledi halkın içinden. Alimler ölüp kütereyledi. Böyle alim kalmasa böyle ilim yok. Alim kalmasa biraderler, ilim yok. Kaçı alim ötüp gitti? Bana şu pandemiye devrede kette kette saatler ketip kaldı. Şeyh Hazret, Alauddin Mansur Hazret Şeyh, Ustaz Rahmetlik. Kırgızistan'dan kaçı ulema ketti, Kazakistan'dan Abdugabbar Karakem. Ustaz Ubeydullah Uvattop. Kança kança ulema ketti. Kanaka ornini tolduramız endi braderler. Kaçan tolduramız onun ornini. Mana şuna kılayım yok bop giderken ilim. Ornige nima boladı? Ornige nima bolishini eşitin. Allah tebarek ve teala bendelerden ilimini tartıp alış bilen ilim kotarılmaydı. Belki ilimlik adamlarını Allah tebarek ve teala alış bilen kotarıldı. Hatta iki. Bir rentte alim kalmaydı. Şunda adamlar cahillerini yol basçı kılıp aladılar. Yani bundan ki gün adamlar ilimsiz adamlarını özüge yol basçı kılıp aladı. Ular nima kıladı? Ulardan soraydılar. Ular cevap verediler. Özleri hem adaşadılar, adamlarını hem adaştırdılar. Çele alimden, çele mülleden, mahavdan kaçkança kaçın deptiler. İlimini bilmeyen adamdan, ya ki çele bile de geniden. Mahavdan kaçkança kaçın. Mahav de geni teri tanasılı kesellik, uykumlik nerse o. O bir kesellik. Lekin braderler, ondan ihtiyat bölüşümüz gerek iken, huddu oşa mahavdan ihtiyat bölgenimizdek, çelelerden hem ihtiyat bölüş gerek iken. Yaman boladı. Çelen iş giyin. Özellikken ki hakimler ilimini derece attıge ve etrafge nispeten bahasını eğitken. Kişi biledi, bilişliğini biledi. Ondan örgenin dediler. Biledi, bilişliğini yiyen biledi. Ondan örgeniş gereken, o alim eken o. İkincisini eğittiler. Kişi biledi, bilişliğini bilmeydi. O gaflette onu uygatın dediler. Tübbe tüzük oğlum adam başka işini kıyır ediyor. Bazarda oturttu bitesini kocam. Kepkette oğlum. Ne makli yapsız? Ağayını bitti. Nasıl sat yapman? Senden başka adam kurup gitti mi? Nasıl sat çıkıp? Tübbe tüzük oğlum bazarda oturttu. Ona adamlarını op gelip ilimge salış gereken, yölge salış gereken onu uygatın dediler. Biledi, bilişliğini bilmeydi. O şanı uygatın dediler. Üçüncüsüne ettiler. Birav bilmeydi, bilmesliğini biledi dediler. Birav bilmeydi, bilmesliğini biledi. O ihlasmand, onu örgatın dediler. Kişi bilmesliğini bilse, ihlasmand adamı eğlenir. O törtüncüsüne ettiler. Kişi bilmeydi. Bilmesliğini bilmeydi. Ondan kaçın dediler. Ozunu bilmesliğini bilmeydi halas. Gebra uğradı, gebra uğradı. Ve braderler, ilim bulmasa sapsete yeken, ilim bulmasa zalaglat eken, ilim bulmagan joyda adamlar hemme cemiyetini aynıtıp yubarışı mümkün iken, mene mezhep nime uçun kerek bizge. Hozirda bemazhablikka chaqirayotgan kishilar Alloh taborak va taologa Alloh taborak va taolo mazhabga ergashishni buyurmagan, balki zikr ahlidan so'rashga buyurgan deya odamlarni aldashga urinmoqdalar. O'zimizni ham yuzimizga aytgan, payg'ambarimiz zamonlarida mazhab bormidi? Yo'q edi payg'ambarimiz zamonlarida mazhab. Nega hozir qilyapsiz mazhab deb? Chunki birodar, payg'ambarimiz zamonlarida sen bilan biz yo'q edik.
Şunun için şuna kop kaldı. Aklını işletkin. Ana karın. Bana birinci sabda turgan odam imamını, kılığını, imamını hatta hareketini şimdi koradı. Şimdi karın. İkinci sabda turgan odam unca yaş koralmaydı. Birinci sabda okşagan dek koralmaydı. Üçüncü sabda turgan odam. Dördüncü sabda turgan odam. 25. sabda turgan odam. U faqat eshitadi. Allahu akbar desa rukuga ketadi. Sami Allahu liman hamida desa qiyomga turadi. Birodarlar, mazhabga ergashish o'sha 25. 30. qatorda turgan kishiga o'xshaydi. Mana birinchi qatorda turganlar ular sahobalar. Ikkinchi qatorda turganlar tobi'inlar. Uchinchi qatorda turganlar tabi'a tobi'inlar. 4. qatorda turganlar müştehitler. Bu bir kıyas. Bir okşatış bu. Hoş. Mezhep başları zikir ahli olmasa onda kim? Eğer oşalar zikir ahli olmasa onda kim zikir ahli? Ahir müçtehid imamlarımızın ilmige, takvasige ve ilmi amanatdarligige bütün ümmet tasannalar eyken bosa, ularının ilmige ergeşmesten yana kimge ergeş gerek? Şundak uluğlarge, şundak büyüklerge, şundak azlerge ergeşmese kimge ergeşemiz? Braderler, şu orunda bunlar sana ayeti otamız. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi bir fikrini, bir gayanı ilgari sürgeller. Eyterler ki, keserlikler belgi beredi, şu doğru fikir, keserlikler belgi beredi. Mesela Şamalegen adam bir nakadı, ismen çıkardı, çünkü o şeyden derse. Eyterler ki, Hazreti Mevlana, balaga giriftar buladigen adamların yiyen belgisi buladı dediler. Baloga giriftor bo'ladigan odam belgisi qanaqa desa, ular mujtahidlarga til tekizadi dedilar. Mana shu o'zimizni yuzimizga ham aytgan, ko'pchilikni ichida ham aytgan, mazhabing kim bo'pti, nima bo'pti, imomi azam kim bo'pti degan gaplarni gapirgan. Pravardida baloga giriftor bo'lib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Oshna og'aynisi bilan, to'dasi bilan. O'zidan o'zi müştehid bilen hazırlaşma birader. Allah tebarek ve teala onge ilim bergen. Allah tebarek ve teala ilim bergen zatlarını derecatı belant ekelliğini eytken. Ata bu eyterdi. Oynaşmagin erbab bilen degen. Allah tebarek ve teala erbab koygan zatlar bilen oynaşma. Meyip kıladı. Başka bir hadisi şerifte yangi taifeler payda bulup adamlarını doğru yoldan azdırışları hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin beşaretleri gelgen. Vay vay geplerini karay. Şuna ka taifeler kopayıp getişi. Adamzat oşa taifelerge ergeşip pitne başlanıp getişi hakkında beşaretki gene kendiler. Eytediler. يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم آخر زمان دجالر كذابلر بولدلر ular sizler ve sizlerinin otalaringiz hem eşitmegen hadislerini kotarıp geldiler. Hiç kime eşitmegen o hadisini, sözlerini. Sizler ulardan, ular ise sizlerden uzak bolsun. Ular sizlerini zalalatke başlayıp koymasınlar. Sizlerini fitlege erleştirip aldamasınlar. Agahlantırptılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adaştıradı, yoldan azdıradı. Adaştırıp koymasın, yoldan azdırıp koymasın. Kezzabdı ve eti yaptılar, deccaldı ve eti yaptılar.
Muhterem cemaat, muayyen mezhebke taklit kılgen Müslümanlar hazırda hem, hazırda künge kadar hem ümmetinin mutlak köpçülüğünü teşkil kılgen. Allah'ın kudreti bu. Karab tırsanız tarihke, bu Ummaviler devreden başlangen, demek Abbasiler, kegin Osmanlı halifesi, kegin biz tamamdaki padişahlar, olas, hamma ümmet bir mezhebini tutup kelgen, lekin arası da hazırki künge okşagen, bazı bey mezheblikini davacılar yiyen bugün, ular özden özü yok bop gitgen, necat tapmagen. Yok bop gitgen. Tapmaydı yiyen, yokan bop gitgen. Sebebini içtin. Neme uçunu unaka. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْاِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ Ravah ibn-i Mace. Eğer adamlarının ortasında tarqaqlığını korsanız, adamlar ihtilafka kırıp gitken boseler, sizler köpçülük damanda duruyorlar. Elbette beni ümmetimini köpçülüğü zalalette cem bulmaydı degen ekeller. Benim ümmetimin köpçülüğü köpçülüğe adaşıp gitmeydi. Sizler köpçülük tamamında duruyorlar. Şuna kadar fıtna köpeyip gitse. Brother, aklın yetmeyi kosa. Şuna acıretelme yetken bu sen. Köpçülük tamamında oturup durgun. Şunda necat taparak. Kulası urnada şuna sana itemiz ki vaktimiz ki tüketedigen vaktimiz kep kol yaptı. Kulası urnada Braderler, mezheb bu bir zarurettir. O da zaruri inersedir. İkinciden, mezheb başçılarını özü ulemadırlar, uler müştehiddirler. Üçüncüden, ularını amanetdarlığı meşhurdur. Hemme mezheb egeleri, hemme mezheb ulemaları birbirlerini tan agerler ve amanetdar ekellerini itiraf etkerler. Törtüncüden, en asasisi. Muhterem azizler, farzandlarımız, yar dostlarımız, yaşlar, bemezheblik hakkında fikir hayaller sürmesinler. O tamamen meseleni ap kaçmasınlar. O tamamen ötmesinler. Bemezheblikte yakşilik yoktur. Allah'ı tebarek ve ta'ala ilimge irgeçini berçemizge nasip etsin. Günahlarımızı keçirsin. Bu on tamamını, çap tamamını zor kadar acret yürgen adamlar bulsak. Allah'ım, ulemanı, takvadarını roparakigin bizge. Yakşını roparakigin. Zalaletke ketkenden ve zalaletke ketkizedigerlerden uzun sahlap koygun. İnşallah bu mavzuga yine kaytacak mısın?